Büyükelçinin Uygur Türklerine yönelik insanlık dışı uygulamaları hakkında açıklama yapan Malezya Dışişleri Bakanı, Uygurların sorununu yakından takip ediyoruz, Pekin yönetimini de bu meseleyi ciddiye aldığımıza dair bilgilendirdik diye konuştu. South China Morning Post gazetesine röportaj veren Bakan Seyfettin, Güney Çin Denizi tartışmaları ve Çin'in Uygurlara yönelik tavırlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Malezya'nın Çin ile büyük projeler yürütmeyi sürdüreceğini vurgulayan Seyfettin, bir yandan ilişkilerimizi geliştirirken diğer yandan Güney Çin Denizi ve Uygur Müslümanlarının sorunlarını dile getireceğiz dedi. Seyfettin, Çin'in bölgedeki mevcut politikasını yumuşatmasını umduğunu kaydetti. Savunma ve teknoloji şirketlerinin üretimiyle ordu ve istihbarat faaliyetlerinin iç içe geçtiği ABD'den Çin'in teknoloji devi Huawei'yi Çin devletinin casusluk aracı olarak damgalamak için yeni bir hamle daha geldi. İngiliz gazetesi The Times, ABD'nin merkezi istihbarat teşkilatına göre Huawei'in Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Ulusal Güvenlik Komisyonu ve Çin devletinin istihbarat ağının 3. bir kolu tarafından finanse edildiğinin kesinleştiğini yazdı. Çin hükümetiyle bağlantılı olduğuna dair çok sayıda suçlamayla karşılaşan Huawei, casusluk iddialarını reddediyor. Ayrıca Huawei'in kurucusu Ren Chengfei'in Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun eski mensuplarından olduğu açıklandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara rağmen Tahran yönetimiyle ticari ilişkilerinin devam edeceğini söyledi. Habere göre Çin'in İranlı şirketlerin yasal çıkarlarını korumak istediğini belirten Geng, Çin hükümeti İranlı şirketlerin yasal çıkarlarını ve istikrarlı uluslararası enerji piyasalarına katkısını ve buradaki rolünü koruma eğilimindedir ifadelerini kullandı. İngiliz haber ajansı Reuters, Sri Lanka'daki terör saldırılarını terör örgütü DAEŞ'in üstlendiğini açıkladı. Sri Lanka hükümeti önceki gün yaptığı açıklamada terör saldırısının arkasında Ulusal Tevhid Cemaati'nin olduğunu açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ise Sri Lanka'da Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler arasında 5'i yabancı uyruklu 45 çocuğun olduğunu duyurdu. Sri Lanka makamları saldırılarda 321 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı. Suudi Arabistanı ile Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin askeri darbenin ardından Sudan'a 3 milyar dolarlık yardımda bulunacağını açıklamasına tepki gösteren göstericiler, Suudi desteğini istemiyoruz sloganı attılar. Suudi Arabistanı ile Birleşmiş Arap Emirlikleri askeri darbenin ardından Sudan'a 3 milyar dolarlık yardımda bulunacağını açıklamıştı. El Cezire'ye göre oturumdaki birçok gösterici ise iki ülkenin yardımla yeni yöneticilerini ve ülkelerini etkilemeye çalıştıklarından şüphelendiklerini söyledi.